Hatta sadece sempatizanlara kadar insanlarda bir umutsuzluk belirdi. 15 yıldır, 20 yıldır iktidar olamıyoruz. Biz ne zaman iktidar olacağız? Bir daha iktidar görmeyeceğiz. İnsanların kafasında bu yer etti. Sonuç olarak partide bir değişim olması gerektiği, tekrar umudun yeşermesi gerektiği fikri ortaya çıktı. Ama bunu kimse dillendirmeye cesaret edemedi. Sonuç bugünlere gelindi. Evet, gerçekten İlk değişim Ekrem İmamoğlu mu dile getirmişti? Evet. Değil mi? Ekrem İmamoğlu ile başladı. Ekrem İmamoğlu'ndan önce tabanda zaten bağırış vardı. Taban değişim olması gerektiğini, biz ne zaman seçim kazanacağız söylemlerini kahvede, pazarda, çarşıda, bizi gördü her yerde haykırıyordu yani bize. İlçe ve il kongrelerinde de bu kurultayın ayak sesleri aslında belliydi değil mi? Yani blok, çarşaf, belliydi. Liste tartışmaları, ön seçim, min tartışmaları hep beraberinde geldi İzmir'de de. Tabii. Biz eskiden kongrede, kongre delegesiyle beraber ön seçim delegesi seçerdik. Maalesef 5-6 yıldır, belki daha fazla, ön seçim delegesi iptal, kaldırıldı. Demek ki bir daha ön seçim yapılmayacak fikri milletin kafasına yer etti. Biz ön seçim istiyoruz. Hak eden alsın. Bizim derdimiz bu. Tüzük değişikliği de yapılsın. Adaylar ön seçimle belirlensin. Tepeden inme adaylar olmasın. Ve parti bir hareket kazansın. Parti bir yerlere gelsin, iktidara gelsin ve parti güçlensin, ayakta dursun. En çok güvendiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesi hepimizi yürekten yıktı. Bu seçim kaybedilecek bir seçim değildi ama nasıl oldu bilmiyorum. Ya ülke şartları o kadar kötüydü ki. Bu seçim kaybedilecek bir seçim değildi ama kaybettik. Bunun sorumlusunu bulunup gereken yapılmalı. Partinin ileri gitmesi için yapılması gereken yapılmalı. Artık millet sızlanmaya başladı. Ve bu sızlanmanın sonucu bugünü getirdi. Eskiyi bırakalım, şimdi yeniye geçelim. Hı. Geldik kurultaya. Kurultaya gitmeden bir hafta 10 gün önce bana soruyorlar. Özelci misin, Kılıçdaroğlu'cu musun? Değişim şart diyorum. İsim vermiyorum. Değişim şart. Kim değişim dediysek bunu değiştiremezsiniz. Bu çok güçlü ifadesini kullandı. Ve en son ben Ankara'ya gittim. Ankara'da beni biri aradı. Burada isim vermeme gerek yok. Aradı. Abi, cuma günü yanımdaydın. Ben kime sorduysam sordum. Kimse değişmez, değişir diyemedi. Hep değişmez dediler. Kılıçdaroğlu gene devam eder dediler. Ama sen dedin ki değiştireceğiz. Değişecek. Millet sızlanıyor. Bu delege gereğini yapacaktır dedim orada da ben. Gerçekten dediğim gibi delege artık A'yı, B'yi, C'yi dinlemedi. Vicdanının sesini dinledi. Bu partinin değişmeye ihtiyacı olduğunu fark etti ve değişti. Kılıçdaroğlu tamam, çok saygın, çok güzel, çok temiz bir insandı ama olmadı. Taban bir türlü benimseyip bağrına basmadı.